Selamlar, sevgiler, saygılar değerli World of Tanks oyunu izleyenleri, dinleyenleri, hatta World of Tanks oyunu adayları. Biliyorsunuz peynir deyince, kaşar peynir deyince akla ikinci gelir. Çikolata deyince akla eti gelir. Peki orta tank denince akla ne gelir? Tabii ki STB ve Leopard gelir. STB'deki pnömatik süspansiyon ne işe yarar sorusunun tam olarak yanıtlandığı ve bunun cevabının verildiği bir sorudur. Az önce bir konvoy sektirdik zırhımızdan, o dandik az zırhımızdan. Buradaki tepede geride durdum biraz. Klasik bir pozisyon vardır biliyorsunuz, az önce konvoyu vurduğum pozisyon. Oraya çok fazla tank çıkar. Ve onlar da bizim olduğumuz bölgeyi keser. Bu şekilde birilerini vurabileceğini düşündüm. İkinci atışımı yaptım. İsabetli olmadı. Zaten çok zor bir nişan alması alınabilecek bir pozisyondu. Bizim takımın ciddi bir şekilde şehre bastığını görüyorum. STRV'ye ikinci atış yaptım. Sektirdim. Biraz sağa sola bakıyorum. Çok fazla tank yani var yok gibi. Böyle bir yandan içimden gitmek geliyor. Bir yandan içimden kalmak geliyor. Fakat burada uyuduğumu görüyorum. Çünkü solda bir tank açılmış ve ben onu görmedim bile. Bizim takım arkadaşlarımız onu gördü ve garaja yolladı. STB tankının en önemli özelliği biliyorsunuz. Pneumatik süspansiyon özelliği. Yani paletleri gövdeden bağımsız hareket ediyor. Ve böylelikle bir bayırda, bir tepede çok rahat cooldown pozisyonuna kalabiliyor STB Japon tankımız. Topu iyi bir toptur. Tareti sizi birçok atıştan koruyabilecek eğimli bombeli bir tarete sahiptir. O yüzden STB tankını şiddetle öneririz efendim. Şimdi bu pozisyona tekrar geldim ve buradaki tanklara tekrar bakıyorum. Çok zor bir atış. Bir tane video var ya o an yapıyor. Aynı o yani. Süper. Bunu garaja yolladık. 597 hasarımız var. 780 zırhımızdan sektirdik. Daha maçın başı 2-0 öndeyiz. İleri doğru gidiyorum çünkü ben beklemeyi sevmeyen biriyim. Bir başkası olsa burada ileri doğru gitmez. En azından 2 ya da 3 atış yiyeceğimi düşünüyordum ve 2 atış yedim ve bir de konveyden. Konvey intikamını aldı, hiç önemli değil. Biraz sonra o konvey nasıl garaja gidecek, orada nasıl can çekişe çekişe ölecek göreceksiniz. Arkadan bakıyorum, umarım biri benimle birlikte geliyordur ve basma düşüncesindedir diyorum. Chieftain'ın geldiğini görüyorum. Chieftain'ın büyük bir ihtimalle göbeğe gidecektir diye düşünüyorum. Sanki bana göbeğe gitmiyormuş da düz gidiyormuş gibi geldi. Geri döndüm. Burada tamamen bizim rakip arkadaşlarımıza göre oynuyorum. Yani onlar nasıl oynuyorsa onları destekleyecek şekilde oynuyorum. Yani tamamen ben burada şuna kilitlendim. Maçı kazan, iyi oyna. Maçı kazan, iyi oyna modundayım. Buradaki bayırdan yukarı çıkacağım. Şimdi çıktığımda solumda iki tane tank kalacak. Biliyorum biri Conway, diğeri de şu anda radarda gördüğümüz. Hatta şöyle biraz büyütelim. Radarda gördüğümüz STR-B. Yukarı doğru çıkıyorum. Önümden geçen bir tankı kaçırdım. Tüh lan falan derken yapacak bir şey olmadığını söylüyorum. Kendi kendime aradan geçen konveyi vuruyorum. Pardon, Kramwagen'ı vuruyorum. Konvey ağzımıza yapışmış. Konvey ağzımıza yapışmış. Ardından burada isabetsiz bir atış yapıyorum Sentinel'e. Fakat Sentinel da benden sektiriyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Durduracağım. Şu pozisyonda STB'yi inanın rakip takımın hiçbir delebilecek pozisyon değil. Bakın. Beni şu anda şu iki tank var ya. Centurion ve Kramwagen. Beni şu anda şöyle görüyor onlar arkadaşlar. Aşağı yukarı şöyle falan görüyorlar. Tamam mı? Hatta bu kadar bile görmüyor olabilirler. Yani şu açıdan falan görüyorlar ve beni delmeleri neredeyse imkansız. Taretimi gösteriyorum. Pneumatik süspansiyon var biliyorsunuz STB'de. Başta da söylemiştim. Bunun sayesinde palet gövdeden bağımsız hareket ediyor ve çok rahat bir şekilde cooldown'da kalıyorsunuz. Tekrar Kramwagen geldi, ıskaladım. Kramwagen da ben burada delebilecek pozisyonda değilim. Ama onların beni delmesi gerçekten çok zor. STV'yi gördüm, nişanımı aldım, delmem zor. O, ben onu attım, o beni deldi. Evet, burada çok az canımın kaldığını fark ettim. Daha da korunaklı oynamak zorundayım dedim. Karşıma bir tane de Centurion geldi. Centurion'un taretinden sektirdim tekrar. Bu arada benim bu pozisyon çok fazla tank dolmaya başladı ve iyi ki buraya çıktım. Arkadaki hala bekliyor. Aslında arkadaki CC1, M2, MK2 tankının da bizle birlikte desteğe gelmesi lazım. Çünkü şunu bilmeli. Biz buradayken hiçbir tank oradan kafasını çıkaramayacak. Tekrar attım, ıskaladım. Evet, burada çok isabetsiz atışlar yapıyoruz ama çok zor pozisyondayım. Kramwagen, Centurion, gördüğümüz tank destroyer ve en arkada bir STRV var.
Hani çıkar çıkmaz 4 tank birden bana ateş edebilir ve her pozisyonda, her tank içinde taretimin, zırhımın en güçlü yerine ona dönemem. Yani karşımdaki şu anda uğraştığım Bicir'e bakarken, pardon, CC tankına bakarken Bicir'e zayıf noktamı gösterebilirim. Bicir'e güçlü noktamı gösterirken CC tankına yanlış bir noktamı gösterebilirim, zayıf noktamı gösterebilirim. O yüzden çok temkinliyim ama gördüğünüz gibi onların da beni delmesi imkansız. Aslında şöyle bir olay var şu anda arkadaşlar. Buradaki 4 tankı neredeyse ben tutuyorum. Evet, solda da tank var. Soldaki arkadaşların da başarılı bir oyunu var. Bu arada Kramwaga'da hızlı bir gir çık yaparak atışımı atıyorum. Ama burada ciddi ve sağlam bir direnme pozisyonu tek başımıza oluşturduk diyebilirim. Gir çıkların STB'de ne kadar tehlikeli olduğunu görüyorsunuz. STB yanlış bir açıda gördü ve beni unuttu. Ona bunun cezasını kesiyoruz. Devam ediyoruz. Durmak yok. Kesinlikle ve kesinlikle hala güvenli oynama kafasındayım. Çünkü şunun farkındayım. Ufak bir açıkta beni çok rahat deneyecekler. Şu bölgeden göstermek istiyorum ben kendime. Çok zoom yapmak istemiyorum. Atışımı yapıyorum. Geri çekiliyorum. Atışımı yapıyorum. Geri çekiliyorum. Spotluyorum. Spotlanıyorum. STRV obje. Görüyorum objeyi. Garaja yolluyorum. Şimdi burada kaldı 1-2-3 tank ama ben hala güvenli oynamak zorundayım. Çünkü karşımdaki tanklar arkadaşlar hani şey değil. Zayıf tanklar değil. Bakın yine ucundan çıkacağım. Buradan görebilir miyim diyorum. Boş ver diyorum. STRV'yi görüyorum. Iskalıyorum. Bir da benden sektiriyor. Aşağı bakın. 280, 2870 zırh tarafından sektirilen mermi. Geçen bir STRV'ye de hasarımızı veriyoruz. Onu da garaja yolluyoruz. Hasarımız da 2155'e çıkıyor. Bicir'in zırhını görüyorum. Denilebilecek noktası gerçekten çok az Bicir'in. Bicir tankının. Evet, biraz daha iyi nişan alabilirim ama biraz daha iyi nişan almaya çok fazla vaktim yok. Çünkü ben Bicir'e çıkarım. Nişan almak için dururum. Önümdeki CC tankı biliyorsunuz. Tam şurada, tam karşımda bir CC tankı var. O tankta çıkıp bana vurabilir. Şimdi Bicir'i gördükten sonra Bicir'e bizimkiler de ateş ediyor. Artık maçı kazanmış durumdayız gibi. Zırh tarafından sektirmemiz 3350'ye çıktı. Tekrar zırh tarafından sektiriyorum ve artık basmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü maçı kazanmış durumdayız diye düşünüyorum. Bundan sonra ölsem de ölmesem de hiçbir anlamı yok. Hemen hızlı çıkıyorum, giriyorum, atışımı yapıyorum. Nişanımı aldıktan sonra Kramwagen'e hasar veriyorum. O da bana hasar veriyor. Hiç önemli değil. Ben zaten o hasarı kabullendim. Şimdi burada Bicir bana basacak. Tehlikeli bir durum. Zırhlı bir tank. O bana sıkıntı yaratabilir. Ona da hasarı verip garaja yolluyoruz. Ardından da Emily takım arkadaşlarımız derece yolluyor ve maçı 13-0 gibi çok ezici bir üstünlük de sağlıyoruz. Burada anlatmak istediğim şey neydi? Orada aldığımız ilk pozisyon, ilk iki atışı göz önüne aldık. Gerekli pozisyona geçtik. Gerekli pozisyona geçtikten sonra taretimizi ve STB'nin muazzam derecedeki o cooldown özelliğini kullanarak taretimizden çok fazla hasar erittik. Bu da takımın alacağı hasarı düşürdü. Gördüğünüz gibi STB tankıyla çok aktif bir şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Dediğim gibi peynir deyince akla ekici, soda deyince kınık ve neydi başka? Unuttuk neyse. Tank, orta tank deyince de STB ve Leopard gelir arkadaşlar. Bunları unutmayın, bunları not alın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.